Buyurun. Efendim bizler biliyoruz Mirza Gula Ahmed Aleyhisselam'ı Allahu Teala ahir zamanın imamı Mesih ve Mesdi, Mehdi olarak tayin ettiğinde ona yüz binlerce mucizelerle de destekledi ve o mucizeleri çevresindekilere göstererek de ispatladı kendinin Mesih ve Mehdi olduğunu. Şimdi bununla ilgili allah Teala'nın Mesih Aleyhisselam'a, Mirza Kulam Ahmet Aleyhisselam'a vermiş olduğu bir vahiyinde allah Teala Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a sana gökten vahiy ettiğim ermiş insanlar yardım edecekler diye söz verdi. Böyle bir vaadi var Allah'ın. Açıklayın efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda Hazreti Mehdi gelecektir. Ve kendisini Allah-u Teala görevlendirecektir diye vaat etmiş, söz vermiş bizi. Ee, Müslüman Ahmedi olarak biz Mirza Ghulam-ı Kadiyani aleyhissalatü Mehdi olarak kabul ettik. allah Teala da tabi e, insanlara ıslah etmek için e, görevlendirilen zatlara yardımcı oluyor. Ve allah Teala sık sık onlara ben sana yardımcı olacağım diye vaat ediyor. E, nitekim Mirza Gulam Mehmet Hazretleri'ni de Allah Teala birçok dilde böyle söz verdi önceden ve biz görüyoruz ya onun hayatında ve ona e, inan e, inanan insanların hayatında e, bunun gerçekleştiğini görüyoruz. Mesela Allah Teala Mesih Muhammed Aleyhissalatu diyor ki I shall give you a large party of Islam. Ben sana İslamiyet'in çok büyük bir, kocaman bir cemaat vereceğim. Kocaman cemaat tabii ki Allah-u Teala'ya ermiş insanlar ile oluşuyor yani. Onlardan birçok insan kendisine gelmiş, Türkiye, Türkiye'den kendisine inan insanlar olmuş, Hindistan'ın değişik bölgelerden kendisine inan insanlar olmuş, Sufilerden, fakihlerden, efendim hatta solcu insanlar, yani dine pek önem vermeyen insanlardan da tövbe edip kendisine e, katılmış inanan insanlar oldu. E, ama tabii ki e, Sufilerden Hz. Mesih ile Aleyhisselatü Vesselam'a inanan insanlar oldu. Ata evliya büyük evliyaların evlatlarından kendisine katılan insanlar oldu ve böyle onlar kendisine inandılar ve kendisine yardımcı oldular ve Allah-u Teala'nın bu söz gerçekleşti ki ben gökten kendilerine vahiy ettiği insanlar seni sana yardımcı olacağım. Onlardan bir tanesi ben bugün yani tanıtmak istiyorum bir örnek olarak. Tabi onun büyük hayatı, büyük hayatın yani ayrıntıları büyük bir kitap halinde mevcuttur. Hatta birçok bir kitaplar vardır onun hayatı hakkında. çok fazla anlatmak fırsatımız yoktur. onun ismi Mevlana Gulam Rasul Sahib Raja ki Razilat. Raja ki onun koyunun ismi onun için Raja ki diyoruz. Mevlana Gulam Rasul Sahib Razilat alano bin sekiz yetmiş yedi de doğdu. Onun e, uh, sülalesi yani o uh, e, evliyaların sülalesidir. Hatta uh, çok büyük bir evliya onun ecdatlardan bir tanesi Hazreti Muhammed Yahya Mia Nur Sahib Adil ile meşhur kendisi. Çok Allah ya ermiş bir insan bu zat. Hatta Hz. Mevlana Raje ki sahib ailesi yedi kuşaktan evliyaların ailesi diyorlar. Saat saat piriye Pencapça da diyorlar. Yani yedi kuşak evliyalardan oluşuyor. Ve birçok insanlar Kur'an-ı Kerim hifz etmiş insanlar. Hatta bir zaman 9-10 tane hafızlar bile onların e, ailesinde oluyorlardı ve kadınlarda da çok Allah'tan ermiş insanlar, çok, çok temiz e, kadınlar e, bu e, ailede oldu. Kendisi diyor ki bir e, adet vardı kendi adet vardı kendi ailenin hanımlarda çocuğa süt vermeden önce mutlaka abdestli oluyorlardı. Yani abdestsiz çocuklara süt bile vermiyorlardı. O kadar yani allah Teala ermiş ve temizliği seven bir aile. E, Mavlana Hz. Mevlana Gülah-ı Mesul Pesu Raci diyor ki ben doğduğum zaman abi ben bana Gülah-ı Resul ismi verdi diyor. Bu, bu da Allah'tan böyle bir Resul'ün kölesi yani zamanın Resulü, ve Peygamber olan Hz. Mehdi'ye çünkü inanmak Allah Teala bana nasip edecekti. Onun için Allah Teala öyle uygun bir isim verdi bana ve daha sonra da kendisi Hazreti Mehdi ile Sallallahu inandı ve diyor ki ben doğmadan önce annem rüyamda gördü ki annemin evinde bir lamba yakıldı ve bu lambanın ışığın ışıkta bütün evi aydınlanmış bir vaziyette böyle yani doğmadan önce bile allah Teala kendisi yakında e, annesine bilgi verdi e, diyor ki ben e, gençlik içerisinde allah Teala'ya çok ibadet ediyordum e, e, tasavvuf ile benim çok fazla ilgim vardı çünkü ailede evliyalar var e, ama o zamanki sufi, sufiler birçok yanlış yollara e, düşmüş vaziyette diyor ki mesela e, Hindu jogiler lerden etkilenip birçok müşrikane şirk taşıyan yani bazı amellerde bulunuyor onlardan bir tanesi mesela bir örnek olarak veriyor ki tasavvur-ı şeyh bir şeyi sanki Allah'a yad etmek gibi her kafa kafa kafada tutmak bunu tasavvur-ı şeyh diyorlar. Bu da şırktır yani Allah dışında hiç kimseye Allah gibi e, anmak ve zikretmek yasaktır yani İslamiyet'te. Ama çünkü Hindular'da bu e, alışkanlık vardı. Hindu jogilerdi, Hindu sufilerde Onun için onlardan Müslümanlar e, e, sirayet etmiş bir e, yanlış bir e, uygulama oldu. Diyor ki ben bıkıyordum yani böyle şeylerden. Allah-u Teala'nın tevhidini çok seviyordum. Onun için her zaman ben allah Teala'ya dua ediyordum ki e, ya Allah bu şirkten beni çıkar. Diyor ki işte Hz. Mesih Ebu Aleyhisselatü Vesselam'a biyet etmeden önce, yani gençlik zamanında ben mucahidat yapıyordum. Yani Allah dolayı ya ibadet ediyordum, oruçlar tutuyordum uzun uzun zaman. Diyor ki bir gece ben rüyamda gördüm ki Hindu elbiseler giymiş bir zat, Hindulerin vaziyetinde bir insan, insanı gördüm. Elinde de e, siyah renkli bir köpek ve ben benim yolumda duruyor. Ben yolumu devam etmek isterken o diyor ki bana secde edeceksin yoksa seni bırakmam. Buradan gitmek izni, izni vermeyeceğim. Ama ben diyorum ki efendim bu secde etmek, insana secde etmek bu şekildir. Ben bunu yapmam. Diyor ki o zaman sen buradan geçemezsin. Diyor ki ben biraz ilerleyince köpeği bana benim üzerime yani bırakıyor ve köpek beni izin vermiyor gitmek izin vermiyor diyor da çok şaşırdım diyor ben ne yapacağını bilmiyordum İşte o zaman diyor ki e, ben gördüm benim arkamdan bir zat at üzerinde geliyor çok hızlı bir şekilde bir baktım ki Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz at üzerinde binerek bana geldi ve diyor ki korkma yanıma gel ben seni bu yoldan e, bu köpekten kurtaracağım. Ve böyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu Hindu vaziyetinde ki bu e, iblis gibi bir şeytan gibi bir insandan e, yani şirkten kurtardı beni. Çünkü kendisi çocukluğundan beri bu Hindulerin yaptığı tasavvuf bazı yanlış şekillerden bıkmış e, 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 bir hali vardı. Onun için her zaman dua ediyordu. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem allah Teala kendisine öyle da bir manzara gösterdi ki Hindulerin bütün bu şirklerden Allah'ta allah Teala sana kurtaracaktır ve öyle bir lider sana verecektir. Öyle bir rehber verecektir ki bütün bu şirklerden sen kurt korunacaksın. Şimdi başka bir rüya anlatıyor. Diyor ki bir rüyamda bir adam gördüm. Yeşil bir elbise giymiş ve benim köyümün, mescidin kapıda bir kapıcı olarak orada bir korunma olarak e, e, koruma olarak orada görev yapıyor. Ben söylüyorum kimdir bu zat? E, demişler ki bu senin ecdatlardan büyük bir evliya Hazret Mia Nur Muhammed Sahib Cenabi rahmetullahi aleyhdir. Şimdi ve daha sonra anlatıyorlar ki bu cami içerisinde Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşrif buyuruyor ve benim bu dedim onun koruma gibi yani orada görev yapıyor. Ben ilerleyince ecdatlarımızdan bu evliya olan Miya Nur Muhammed Sahib soruyor. Bu orada bir adam var soruyor. Bu, 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 çocuk kimdir? Benim hakkımda soruyor. Ben de, ben de ilerliyorum. Onu tanıyorum ki benim dedimdir. Ben dedim ki, dedim ben seni, e, e, senin evlatlarından e, bir tanesi, gulam Resul benim adımdır. İşte o zaman ku küçük bir bebek gibi kendimi görüyorum. Ve dedim, e, kucağına alıyor beni. Ve kucağına alıp da Resulullah'a veriyor. Ve böyle bir şekilde, bu şekilde de حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجع کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ طرف اندان بولے بھی مویدے بھی ریل دی کہ سانکی رسول اللہ ہن کو جانا دی رسول اللہ ہن دینی نے حضمت اتبا کی اللہ تعالیٰ بور ہویا کہ نے گوستہ ار دی یعنی دمیک اللہ تعالیٰ کہ اندیسی نے دہا گیلے جیک زمان دا زمانن امام حضرت مہدی علیہ السلام جماعتی نے کہا طلب کہندیسی نے یاردم جو علماء کی چین کہندیسی نے حضر Şimdi bir başka bir Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'a, Mehdi Aleyhisselatü Vesselam'a biyet etmeden önce başka bir e, rüya vardır. Diyor ki ben e, koyumdan çıktım, e, e, evden biraz e, e, uzak oldum. İki tane dokumacı olan Allah cevaya ve nizam-ı din e, adlı insan, insanlara gördüm. Ve onların dokuma makinaları gördüm. Köy insanlar o makinalar etrafında ee, e, bir araya gelmiş vaziyetinde ben görüyorum. Büyük bir kalabalık bir, bir şekilde bir insanlar var orada. Ben de hayret içinde kaldım. Yani bu kadar insan niye burada bir araya geliyorlar? Demişler ki bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir askeridir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi bu asker içinde mevcut e, bulunuyor. Ve diyor ki ben bunu duyunca hemen ayakla, ayakkabılarımı çıkardım. Çünkü o hızlı koşmak koşmakta engel oluşuyorlardı. Bu benim ayaklar ayakabılarım ben onlara çıkardım da koşarak gittim. Resulullah'ın askerine yaklaştım ve gördüm Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir fiilin semer sepetinin içinde e, oturuyor ve öyle duydum ki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir asker e, hazır, hazırlıyor. Bu askerler Hindistan'a saldıracaktır ve Hindistan'a fethedecekti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu asker içinde Müslümanların isimleri kayıt ediyor. Ben de yaklaştım. Efendimiz'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kendimi sundum. Ben sizin e, selamun aleyküm, aleyküm e, dedim ve dedim ki ya Resulullah ben de sizin askerine katılmak istiyorum. E, ondan sonra katıldım. Kayıt ismi kayıt edildi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem askerde olan e, subaylara e, askerlere bazı silahlar verdi, mızraklar falan verildi ve bize emir edildi ki domuzlara katıl edeceğiz. Daha sonra birden manzara değişti ve biz baktık ki çok şişman domuzlar var orada. Ve biz onlara katlatmeye başladık. Bazı çok güçlü ve çok şişman domuzlar vardı. Başka insanlar ben siz başka insanlar onlara katıl edemediler. Ve her öyle bir büyük bir şişman, bir güçlü bir domuz ee, ile karşı karşıya geldiklerinin zaman bana müracaat ediyorlardı. Gülah Resul gel sen bu domuzu katıl edeceksin. biz e, e, katil edemiyoruz onlara. Bu diyor ki bu rüyam gördüm ve daha sonra belli oldu ki Hz. Mesih-i Mehdi Hakkanda, bir hadisi vardır. Ki ''Yaktolul khinzira ve yaksur siliba. Ki Mehdi Domuz, domuzu katledecektir ve hacı ka, e, e, kir, kiracaktır. Diyor ki burada aslında Allah tarafından bir işaret verdi. Hmm. Mehdi Aleyhisselatü Esselam'a yardımcı olarak ben büyük e, domuz sıfat insanlara katılacağım ve daha sonra diyor ki e, binlerce insanlara İslamiyet'e ben teb İslamiyet'in tebliği yaptım ve İslamiyet'e e, e, onlara e, İslamiyet'in yoluna getirdim diyor. E, ve Burada diyor ki işaret vardı ki Hazreti yani Hindistan'a saldırmak için Resulullah sallallahu aleyhi ve bir asker hazırlıyor. Burada bir işaret vardı ki Hazreti Mehdi Hindistan'dan çıkacaktır. Evet, çünkü diyor ki büyük bir evliya, geçmiş bir evliyanın bir şiir yazıyor kendi kitabında. Ki orada da anlaşıyor, anlaşılıyor ki önceki din adamlar bile Hazreti Mehdi'nin Hindistan'dan çıkacağını söylüyorlardı ve yazıyorlardı. Şiir çok ilginç. Arkadaşlar için çok ilginç olacaktır. Ben bunları okuyup da tercüme edeceğim. Şiir şöyledir. Kanat li adama arzul hindi munhabetan. Hindistan Adem'in inme yeri idi. Adem'in Hindistan'da indi. Ve fihe nurullahe meş'ulü ve burada Hindistan'da Allah'ın nuru alevlenmek durumdaydı. Ve buradan anlaşılıyor ki bizim Mehdi'miz çok kaliteli Allah'ın çok kaliteli ve çekilmiş bir kılıçtır. Yani bu buradan çıkacaktır, bu Hindistan'dan çıkacaktır. Şimdi bazı zaman varsa ben bir iki tane başka onun çok manevi bu Allah-u Teala'ya yakın, onun bir ilişkisi yakında bazı şeyler söylemek istiyorum. Mesela bir rüyada görüyor, diyor ki, bir terk edilmiş, kurumuş bir kuyu gördüm ben rüyamda ve o kuyum içinde ben düştüm, diyor. E, dışarı çıkmak istiyorum ama çıkamıyorum, diyor. E, şaşırıyorum, ne yapacağım? Ondan sonra diyor ki, birden on bir tane... E, ben el gördüm. Bana geliyorlar. Beni kurtarmak için, o kuyundan çıkarmak için geliyorlar. Ama bir bakıyorum ki arkada on bir el var ama içeride ileride bir yumruk var, bir, pe, bir pençe var. Ben o pençeyi aldım ve sordum siz kimsiniz efendim. Orada Hazreti Adem Aleyhisselam vardı. allah Teala'nın peygamberi. Demiş ki biz on bir peygamberiyiz. Yani Hazreti Adem ile 10 tane başka peygamberler vardı. Onlardan er Hazreti Nuh, Hazreti Hud, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yusuf, Hazreti Musa, Hazreti İsa Aleyhisselam ve bizim Efendimiz, bizim yüce peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam da orada mevcuttur. Onlar beni kuyundan çıkardılar ve başka bir e, 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 istikamette ben gördüm da orada da 11 tane başka insanlar gördüm. Ben sordum bunlar kimdir? Bu peygamberlerden bir tanesi bana şöyle yanıt verdi. Diyor ki bu Yusuf'un on bir kardeşleridir. Diyor ki ben bu rüyanın tabir şöyle bildim ki Mesih Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın biyetten sonra yani anlaşıldı bana ki bu Kurumuş eee kuyundan aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve Hazreti Mehdi alayhissalatu vesselam zamanından o zamanın ortasında Müslümanlar arasında pek yaygın olan yanlış inançlar ve ameller e, anlaşılıyor ve bu 10 11 tane Yusuf'un kardeşleri bu bizim tarikat- tarikatlara tabi olan insanlar yanlış amel e, 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 tasavvuf konusunda ee, yanlış ameller yapan, müşrikane bir bazı resimler yapan insanlar vardı. Ee, ve Mesih-i Mevud e, ile ben Allah'ta allah Teala böyle bu vesileyle yaklaştırdı. Ondan sonra, soruyor diyor ki, başka bir rüyamda gördüm. Ben bir e, bir evdeyim diyor, onun çatısındayım. E, göğü gördüm, görüyorum. Birden diyor ki gök ikiye bölüyor oradan çok güzel çok güzel bir uh, genç bir uh, insan geliyor benim çatımda geliyor ben uh, benden soruyor sen kimsin ben dedim, benim adım Gulam Resul diyor ki sen eteğini uzat ve dolun ay 14. gecenin ayı diyor ki benim kucağıma getirdi o ayı diyor ki ben uh, kendime kendimi aldım Münir Bey. hatta efendim Efendim, Mevlana Gulam Rasul Raciki sahibi çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ederim. Şu anda programın son dakikasına girdik. Sizi maalesef kesmek zorundayım. Sevgili seyirciler, bu programlarımızı her hafta cumartesi günü akşam 8.30 ile 9.30 arasında takip ettiğiniz zaman gördüğünüz gibi İslam'ın güzellikleri, Peygamber Efendimiz'in güzellikleri, Kur'an-ı Azimüşşan'ın yüceliklerini öğrenebilirsiniz. Sorularınızı bizlere yönelterek daha güzel bilgiler edinebilirsiniz. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Bugünkü süremizi de bu şekilde tamamladık. Haftaya cumartesi görüşmek üzere. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.